Yani güzel ve önemli bir soruya, güzel Aha. ve önemli bir cevap aldık. Teşekkürler Aha. ama şimdi bir sorumuz daha var. Şöyle, şimdi bizim e, uzayda <laughs> uydularımız var. Yani Türkiye'nin milli uyduları var, gözlem uyduları. Hı hı. İHA ve SİHA'larımız var. İHA, SİHA aktif kullanıyoruz. Yani bizim düşmanı gözetleyecek çok aygıtımız var. Aracımız, gerecimiz var, uyumuz var. Yani şu mu olması gerekiyor? İlle onlar atacak... Burada 3 tane sivil ölecek. Biz ondan sonra cezasını vereceğiz mi? Yöntem bu mu? Yoksa biz zaten uydu uydudan onları gözetleyerek İHA ve sihalarla onlar atmadan evvel de işte diyelim ki az önce imha edilen kamyon, kamyonun üzerinde top biz bunu atı, atış yapmadan bile yani önleyicilik o. Attıktan sonra vurmak önleyicilik değil. Onun adı cezalandırıcılık olur. Cezalandırmışız. Ama önleyicilik açısından bunu böyle gördüğümüz anda ateş etmeden biz onu vur, vurursak uluslararası alanda ceza mı alacağız? Yani biz bu yapamaz mıyız daha önce Ate ateş Ama edecek. Abi onun için e, 911 ve en az 40-50 km içeri 911 çarpı 50 km ko alanı kontrol etmek mümkün mü bilmiyorum tabii. Bak öyle değil de Metre bunun de. askeri değil. anlamda bir yanıtı vardı herhalde, herhalde bak. değil mi? O kamış kamışla Ka Kamışlı ve o bölgeden atılıyor. Bak, ha, ya, belirli noktaları diyorsunuz. Hep bu Kamışlı'nın adını sürekli duyuyoruz biz. Hep o taraftan geliyor. Doğru. Ve hep aynı yere, Doğru. Kamışlı, falan filan. Yani biz orayı gözetim altında tutsak, hani sen diyorsun ya BBG evi gibi, BBG evi gibi biz orayı tutsak. Adam geldi kamyonla bize topunu çevirdi. Ateş edecek, bizden ölenler olacak olmayacak. Biz sonra onu cezalandıracağız. Hayır, Namlus'un çevirdiği anda biz onu mesela vuramıyor muyuz? Vurursak Türkiye mı alacak. Ben de merak ettim var mı e, Mete Bey'in yanıtı. Tabii ki cevabı var. Buyurun. Yani e, tabii ki e, bu sorunun cevabı e, teknik olarak e, şu an itibariyle imkansız. Yani bizim için değil, hiç kimse için mümkün değil. Sebebi de çok basit. E, şimdi bir sihanın e, fokuslanma denen bir açısı var. Bu açısını bir yere odakladığınızda. Ee, görebildiğiniz bir alan var. Şöyle bir şey değil. Siyah havada uçuyor ve her yeri görüyor değil. Siha bölgesel anlamda bir hedefi izleyerek bulursunuz veya yönlendirirsiniz. O yönlendirmenin sonucunda fokuslandığınız yeri e, görüyor. Uydu için ne geçerli bu? Uydu şöyle bir şey değil. Dünyanın üzerinde uçuyor ve o alandaki bütün her şeyi o anda görüyor. Sizin fokuslamanız lazım. Fokusladıktan sonra ancak görebiliyorsunuz. Örneğini de çok verelim. Dünyada en fazla casus uydusu olan ve saha gözlem yeteneği olan, sihası olan ve ihası olan ülke hangisi desem herkes Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve sahada kullanılan sayıya baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri Afganistan sahasının savaşın sonuna kadar kontrol edebildiği alan %30'uydu. %70'ini bu sihalar ve uydularla kontrol etme şansına olmadığı teknik olarak mümkün değil. Bu sorunun cevabı İsrail için verelim. Mesela İsrail, kendisine atılan roketlerin yerini atılmadan vuramıyor mu? Yani hatırlıyorsunuz, görüntüleri seyrediyorsunuz. Hamas'ın fırlattığı roketleri. F roketler fırlatılıyor değil mi? Oradaki sorun ne? Atılan roketleri atılmadan vurmuyor. Atıldıktan sonra kendi demir kubbe sistemiyle havada vuruyor. Yoksa bir şeyi daha atılmadan ki... Hamas şeyin atı attığı yerin ölçüsü çok daha küçük bir alanda. Çok daha küçük bir alanda ve gelecek açı da belli. Buranın uzunluğu 911 kilometre. Yani 911 kilometrelik bir hatta bu tespiti yapmak yani. İsrail'de İsrail'in bile alanı çok darken, dar bir alandayken bile İsrail tarafından bile yapılamıyor. Ancak atılanı havadayken yakalayıp vurma şansına sahip. Siz onu Deseniz ki mesela Biz bunu demir kubbeyi... miyiz? Efendim. Efendim. Biz bunu yapabilir miyiz demir kubbe demir? Şimdi kafes. ona geleceğiz. Biz kendimizi on... savunmak için. Ha. Şimdi ona geleceğim. Hulki Bey tam oraya gelirken sözü aldınız ağzından. Şimdi şöyle bir şey. Her bir demir kubbenin, her bir demir kubbenin bir şeyi var. Önleyebileceği bir alan var. Ve her sistemi önleyemiyorsunuz. Her atılan füzeyi. Ee, yakalayabilirsiniz ama her atılan havan mermisini Rocket veya işte e, belli bir açıdan gelen roketi engelleme şansına sahip değilsiniz. Belli bir balistikle gelen e, sistemleri engelleyebiliyor demir kubbede. Ama onun da bir şeyi var, menzili var. Alının dar olmasından kaynaklanan demir kubbe burada başarılı bir performans gösteriyor. Ve o yüzden de alan savunması yapmak için ideal bir e, sistem. Örnek verelim Hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri Irak sahasında kendi üstlerine ve bölgelerine savunma yapabilmek adına aldı. Yani birkaç tane İsrail'den aldı. Ama bütün alanı savunmak için demir kubbe gibi bir sistemi 911 kilometrelik bir hatta koymaya kalkarsanız bunun maliyeti e, ne böyle bir sistem var ne de bunun maliyetini karşılayabileceğiniz bir paranız var. İsrail'in yapabilmiş olması öl yüz şey ölçümünden soracağım. kaynaklanıyor. Bir de ayrıca, Hamas'ın ve ayrıca İsrail'de şey saldırılarında yoğun roket saturasyonunda Demir Kubbe hayır tabii canım yani yüzlercesini fırlattığı tabii. için yüzlercesini fırlattığı için içinden kaçanlar, boş tabii. alanlara düşenler veya isabet edenler oluyor. Bu yüz ama sonuçta büyük bir oranda vuruyor. Ama, ama o onu bütün İsrail'in etrafına e, koymak için bir adım atarsanız bu da çok da e, mümkün değil. Bir bölgesel savunma yapmak adına doğrudur. Mesela bunu ne yapabilirsiniz? Hani Hulki Bey sorduğu için söylüyorum. Kilise böyle bir sisteminiz olsaydı kilise koyardınız. Ya da hep Kıbrıslı'dan geliyor dedi hani belli zaten. Ay, kilise koyarsınız. Kilis şehrini korursunuz. İşte ne diyeyim en çok nereye saldırıyor? Kargamış'a saldırıyor. Yakın Oraya böyle. koyarsınız. Ama bu her yeri koruyabileceğiniz bir sistem midir diye sorarsanız. Yok. Mümkün Ohayla. değil. Ayrı. Yani hani sorularınızın cevabı olması adına e, en azından bildiğim kadarıyla cevap vermeye çalıştım. Peki teşekkür ederim. Çünkü Bugün bana ya. da çok, çok ben de bunu yani çok hani araştırmaya çalıştım. Ama ben de yetkililere sordum. Yani Hı. bu yapılamaz mı? Çünkü bu başka bir teknik, başka bir ilgi alanı. Uzmanlarına sordum. İşte Türkiye'de bununla ilgili hava savunma sistemleri olanlar var. İşte sistemler var. Türkiye'de e, Savunma sanayi Başkanlığı ve diğer yetkilileri var. Sorduğumda aldığım yanıt bu söylediğim yanıtı bana vermişlerdi. E, aşağı yukarı hani onar aktardım. Hulki Bey buyurun, siz tamamlayın Hemen devam şey edin. şey var şimdi. Mesela biz bu terörle mücadele için PKK ile mücadele için 40 yıl çok sayıda şehit, para kaybı, ekonomik milyar dolarlar <laughs> pek çok şeyimizi harcadık. Bu, bu bu kadar bütçeyle yıllar içinde yani Türkiye'nin ekonomisinde etkiliyor. Şimdi bu. Efendim sadece covid oldu Türkiye'nin ekonomisi kötüye gitti değil ki. Evet. 40 yıldır Türkiye'nin ekonomisini de çökertmek için hani ulusal güvenliğine tehdit olmasının yanı sıra ekonomisine de büyük bir tehdit, ekonomik olarak da Türkiye'yi çökertmek için 40 yıldır biz buralara harcama yapıyoruz haklı olarak. Peki şöyle bir şey olamaz mı? Mesela biz 910 kilometrelik sınırımıza ya da hepsini topladık. Bu doğu ve güneydoğu Anadolu'daki sınırlarımıza Çin setliği gibi bir duvar örseydik bunun maliyeti bu kadar e, yapılan maliyetten daha ucuza gelmez miydi? Şimdi o e, duvarı kim aşacak? E, yani Mantıklı bir soru değil mi? Bazı yerlerde duvar ördük galiba. Olabilir miydi? Hasan Bey, Mete Bey. Duvar olabilirdi. neye karşı duvar Hulki Bey? Ateş gücüne karşı duvar mı? Yoksa geçişi engellemek adına. Evet. Yani üzerinden mi geçer? engellemek için yapılıyor zaten de hani şeye Karşıdan atılan şeylere karşı mı duvar? Hem ona, hem mülteci geçişine, hem kaçakçıların geçişine, <laughs> hem kitle halinde sığınmacıların emrivaki yapmasına Yok, e, ateşe karşı da yani, duvarın üstünden duvar geçer diye düşüneceksiniz Zaten ama. de yapıldı da büyük oranda. E, yani herhalde Mete Bey daha doğru söyleyecektir ama yani bu tür e, ateş gücü yüksek silahlara karşı duvarla bir çözüm olmuyor yani zaten o böyle balistik geliyor yukarıdan geliyor. Hani o şey gibi e, ne bileyim çok e, yüzlerce kilometre yukarı kaldırmanız gerekiyor falan duvarı. Yani öyle bir duvar. Ya bunun, yıkılır zaten hatta. Bunun örneğini iki şekilde verebiliriz. Eğer Hı -hı. hani e, Buyurun. Yani ben şeyi almak zamanlarını almak istemiyorum. Bunun iki örneği var. Bu iki örnek üzerinden anlatabiliriz. Yok zaten Hürki Bey de soruyor, siz de yanınızdayız. Yok yok hayır yani, gayet yani gayet de cevap vereceğim. Ve güzel ee, sözünü almak istemiyorum çünkü konuşma hakkılar yani şey olmasın diye. Yok, Sorduğu için yok, yani müsaitsin cevap verebilirim. Yani öğrenmek, öğrenmeye çalışıyoruz. Eyvallah Buyurun. İki tane örnek var. Lütfen. Bunlardan bir tanesi ABD'nin sınır güvenliğini sağlamak için e, ördüğü duvar neresine? Evet. Meksika sınırına. Hı hı. İkinci örnek de e, şeyin yaptığı şeyin e, İsrail'in yaptığı kendi etrafına ördüğü duvar. Aslında baktığınızda iki tane örnek var. Eğer bu iki örneği değerlendirirsek bunlardan bir tanesi e, mesela şeyi engelleyebiliyor mu? E, atışları engelleyebiliyor mu? Duvar engelleyemiyor. Yani yani ilk sorunun cevabı. Zaten havadan geliyor dedi yani. yani balistik mesela, anlamda evet. geldiği için zaten böyle bir duvar örmeniz mümkün, mümkün değil. değil. E, i̇kincisi... Duvar olayı 1453'te bitti zaten. E, gelebilir misiniz? Bunu yapabilme şansına sahip misiniz? Tüneller. İşte bu sefer de karşınıza ne geliyor? Hamas'ın kullandığı tüneller. Bunun aynısı nerede var? E, şeyde var, Meksika sınırında. Meksika sınırından ki Amerika'nın teknolojik imkanları, e, Meksika sınırının özellikleri, Meksika sıra yaklaşık 3000 kilometre, yanlış hatırlamıyorsam e, şey, Meksika-ABD sınırı. Türkiye'nin sorumlu sınırların toplam uzunluğu yaklaşık 2000 kilometre. 2000 kilometre. Ve bunun e, 380 ile 500 küsür kilometresi yani 800 kilometresi çok sıkıntılı dağlık bir araziden geçiyor. Yani Irak sınırı ve İran sınırı diyebileceğimiz alanın büyük bir çoğunluğu geçiş imkanları sağlayabilen ve arazi kontrolünü zorlaştıran bir e, yapıdan geçiyorsunuz. Mesela demin sorduğu sorunun cevabı 911 kilometrelik hatta böyle 30-40 kilometre hariç örülmesi mümkün olmayan yerler hariç duvarla örüldü. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Bu tamamen sınırın karşısına kaçakçılığı veya diğerini engelleme şansını veriyor mu size? Mümkün değil. Sınıra koyduğunuz tedbirler bakın sınıra koyduğunuz tedbirler geçişi zorlaştırır. Geçişi zorlaştırır. Asıl geçişi engelleyen tedbirin adını söyleyelim ki herkes bilsin. Karşı tarafta bir devlet olması ve bu devletin burada güvenlik ve asayişi sağlayabileceği hudut birliklerinin, ordu birliklerinin ve emniyet birliklerinin olmasıyla engellenebilir. Siz bu hattı yüzde yüz korumaya çalıştığınız bir duvar da %50'lik yüzde %50 lik bir şansınız var tam sağlamak istiyorsanız karşı tarafında sizinle beraber aynı koordinasyonla sağlaması gerekir. Ama şu anda böyle bir şansımız var mı? Yalnızca şöyle göstereyim size. Yalnızca şöyle. <laughs> Aslında görüntülü arkadaşlar da çok memnun olurum. Eee Barış Bınar Harekatı sırasında Anadolu Ajansı geçmişti. Tüneller diye vardır belki bulursunuz. Ona bir bakacak. Şu, şu alanın şu alanda bulunan, bakın şu alanda bulunan ben şöyle şeyin e, tünellerin uzunluğuna kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Tam 120 kilometre tünel çıktı. Biz harekatı icra ettiğimizde karşımızda bir tünel ayıyla gerçekleşeceğini biz biliyorduk. Ve 120 kilometre bulabildiğimiz tünel ağı çıktı. Ve bu tünel ağların içerisinde bir kısmında rahatlıkla araba geçecek kadar, kamyon girecek kadar büyüklükte tünellerden bahsediyoruz bir kısmı insan genişliğinde bir kısmı çömelerek gittiğiniz ama bir kısmı arabanın gireceği kadar mühimmatların girebileceği kadar kamyonun boşaltacağı işte demin gördüğünüz ÇNRA'nın girip içeriye sonra tekrar çığa çıkabileceği büyüklük yapılmış tünellerden bahsediyoruz 120 km evet. şimdi buraya yapıyorsunuz şu bölgelerin tamamı sınır attı aynı Meksikalıların yaptığı gibi Adam tüneli şeyden kazmaya başlıyor. Bu sefer yukarıdan geçemediğini alttan geçmeye başlıyor. Alttan gidiyor. Nerede gördük biz bunu? Çözüm sürecinde, çözüm süreci sırasında Nusaybin'de şeyler vardı biliyorsunuz. Çatışmalar vardı. Yani barikatların kurulduğu dönemde ben Nusaybin'e gittim. Ve Nusaybin'de çatışmaların olduğu ortamdaki yetkililerle konuştum. Dedim ki yani bu kadar çok silahın, malzemenin girebilmesi için bir şeyin olması lazım. Yani hududun bu kadar çok rahat geçilebileceği. Çünkü atılan mühimmatlara baktığınızda inanılmaz bir mühimmat Nasıl atınız. oluyor değil mi? Yani ben bulunduğumda kendi ekibimle bulunduğum yere yaklaşık e, yani böyle bir saat içerisinde onlarca roket attılar. Ki roket en zor bulunan mühimmatlardan bir tanesiydi PKK'nın. Bu kadar peynir etmek gibi yapıldığında bir lojistik anı oluşması gerekiyor diyorduk bitti. Barikatlar döneminde temizlik başladı. Altta tüneller. Nereye? Hemen karşısında bulunan yerleşim biriminden Nusaybin'e tüneller bulundu. Yani hikaye burada başlıyor. Karşı taraf güvenli değilse, karşı tarafta bir emniyet ve iş yoksa terör örgütleri yerin dibine, yerin altına her şey gidiyor. Peki bunlara kim öğretti? O dönemde sordum. Bu tünel ağını örmeyi kim öğretti diye sordum. Bir Orta Doğu ülkesinden teknik ekibin geldiğini ve bütün bilgi ve donanımın nasıl kazılacağının ve nasıl yapılması gerektiğini bu bölgedeki birimlere öğrettiklerini söylediler. İsmi belli, cismi belli, ülkenin her şeyi belli.